Bakalım yarın için ne diyecek Erol Bey, izin verecek mi? Niye izin vermesin kızım? Doktor randevusu bu. Evet ama kaç gündür izindeydim zaten. Şimdi merhaba yarın için izin istiyorum deyince hoş olmayacak. İstersen ben konuşayım. Ne münasebet? E çekinme o zaman. Bu randevuyu zar zor aldık zaten. Aman kaçırmayalım yani. Bir kez daha mahcup olmayalım doktora. Konuşacağım. Girme girme. Şurada ineyim ben. Olur. Sağ ol. Söylesem belki. Akşam, akşama. Hadi. İyi işler. Akşama balık yapalım mı? İşte ben de onu söylüyordum. Tamam. İyi siz salata yapın, ben balıkları alır gelirim. Tamam, olur. Görüşürüz. Hareket etmeden şu kemerini takıversene. Tamam, tamam. Akşam ne konuşuyordunuz? Kiminle? Fatma Gül'le. Mukaddes Hanım'ın bu kadar ilgisini çeken ne konuşuyordunuz acaba? Mukaddes Hanım'ı bilmiyor musun? Sürekli kulağı kapının dışında. İki kişiyi baş başa da görünce... meraklı raziye işte. Of. Kaybettiğimiz 18 yılın telafisi yok. Hayatında yarattığım gediği kapatmanın imkanı yok biliyorum. Ama yine de bana gel diyeceğin günü iple çekiyorum. Sahip olduğum her şey senin. Bütün varlığın. Sahip olduğum her şey senin. Bütün varlığın. Mukaddes! Tohumlar nerede? Heh, tohumlar diyorum, tohumlar. Al. Sağ ol. Bak, bütün toprağı kabarttım ben de, Meryem ablanın dediği gibi. Şimdi de çim ekeceğim. Çiçekleri de artık Meryem abla gelince kendi eker. Hı. Sen ne yapıyorsun? Gömü buldum ben de. Ha? Hadi kolay gelsin sana, eli topluyorum ben de, hadi. Sağ ol, sağ ol, sana da kolay gelsin. İşin bitince gel bak ama, tamam? Randevusunu iptal etmiş de bir hasta. Bana haber verdiler şansıma. Yani şimdi buna da gitmezsem yine ileri bir tarihe verecekler. Ne doktoruymuş bu kızım? Bilmediğimiz neyin var? Kontrol bir şey değil. Bir şey değilse ne acele ediyorsun? Başka zaman gidersin. Yarın 100 kişilik rezervasyon var. Aslında... daha işe başladı kaç gün oldu? Sürekli izin alıyorsun Fatma Gül. Biliyorum. Zaten utana sıkıla sordum ama gitmem lazım. Gitmen lazımsa gidersin. Ama bu kaçıncı oldu? Haklısınız, çok üst üste oldu ama inanın bu son. Son olsun zaten. Bak seni kadrolu yaptık. Sigortanı başlattık. Böyle zırt pırt izin olmaz. Burası iş yeri. Bak şu kadıncağıza tek başına canı çıktı 3 gündür. Biliyorum. 2 gündür benim hanımı çağırdık yardıma. Hava düzeldi. Gruplar gelip gitmeye başladı. İşler çok. Biraz bizi düşün canım. Yarın ben erken gelirim, geç çıkarım. Hepimiz insanız. Hepimizin işi gücü oluyor mu? Senin biraz fazla oldu geldiğin günden beri. Yarın erken gel, geç çık. Ne yaparsan yap, beni yolda bırakma. Peki Erol Bey. Hadi, hadi. Mehmet yakma fırını. Daha hiçbir şey hazır değil. Ben şimdi hazırlarım hepsini. Birazdan yakarım fırında. Tamam. Sen de düşürme yüzünü artık. Bak izin verdin. Yok ben onun için değil de... azarlandı diye. Patron söyleyecek tabii.
Evlenmemize birkaç ay vardı. Ben çok çalışıyordum gece gündüz. Uzun süre dönmüyordum bazen. Dönemiyordum. O sırada tanışmışlar. Yani olay gecesinden önce de biliyorlardı birbirlerini. Birliktelermiş. Ama o geceye kadar işi olmamış herhalde. Yani şey olarak. Cinsel ilişkiye girmediklerini söylüyorsun. O geceye kadar öyleymiş. Devam et. Bunlar sık sık buluşuyorlarmış. Herif, yani Kerim Ilgaz, bunun aklını çelmiş. Ona İstanbul'da yaşamayı vaat etmiş. Fatma Gül de saftır, cahildir, kapıldı gitti. İlk ne zaman fark ettin? Olaydan sonra mı öğrendin birlikte olduktan? Hayır. Bunların aralarında bir şey olduğunu hissediyordum. Fatma Gül çok değişmişti. Burada yaşamayalım, İstanbul'da yaşayalım, evlenirsek demeye başladı. Evlenirsek ne demek diyordum. Zaten nişanlıyız. Neyse. Anladı tabii benim başka bir hayatım olmayacağını. Ama şimdi İstanbul'da yaşıyorsun değil mi? O mecburen oldu. Kasabada boynuzlu diye arkamdan fısıldaşmalarına dayanamadım. Ya ikisini gebertecektim? Sakin, sakin ol, sakin. Konuya dönelim. Olaydan önce de anladım birlikte olduklarını diyordun. Selim Yaşaranların nişan gecesi, bunlar onların mutfağında çalışıyorlardı. Kimler? Fatma Gül, yengesi, abisi. Bir de kasabadan birkaç kişi daha mutfağa yardıma gitmişlerdi. Evet. Gece geç olacak. Bunlar rahat dönsünler diye arabayla gittim almaya. Bunları gördüm. Fatma Gül'le o pisliği. Kerim Ilgaz. Gizli gizli konuşuyorlardı. Ben gelince bu kaçtı. Adam. Fatma Gül'e sordum, hır çıkardım. O da tabii bin tane yalan uydurdu. Yok öyle değil de böyle. Yok tanımıyordum falan diye. Ben de o sabaha karşı denize açılıyordum. Buna rest çektim. Nişana atarım diye. Bağırdım, çağırdım falan. Bu da... Fatma Gül. Adama gitmiş. Evine mi gitmiş? Yok. Sahile. Olay yerine. Oraya gitmiş. Bitsin bu iş demiş artık. Tabii benden korkmuş. Oğlan da ikna etmeye çalışmış. İkna edemeyince mecbur kalsın istemiş. Zorla sahip olmuş. Aşağılık köpek. Yaşaranlar maşaranlar yok ortada. O pisliği yapan bizzat o herif. Peki sen nereden... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.